Evet, çok değerli izleyiciler, Derya Tivali Derya olarak Alıcara'yı adım adım geziyoruz. Daha önceki yayınlarımdan gördüğünüz gibi şimdi de Alıcara'nın nezih yeri Akasya Çay Bahçesi'ndeyiz. Akasya Çay Bahçesi hemen Alıcara Hümet Buna'nın arkasında yer almak. Kaç yıl evvel açıldığını biraz sonra değerli işletmecisi Arif Metin Pala'dan öğreneceğiz. Şimdi kameramızı Arif Metin Pala'ya çeviriyoruz. Kısa bir röportaj yapalım. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Çok güzel oldu. Birkaç sefer geldik. Sana rastlayamıyoruz yoğun olduğunuz için. Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah nasıl gidiyor? Gelecek bayramınız şimdiden kutlu olsun. Tüm Türk Sulan aleminin bayramını kutluyorum. Şuraya bir şeyler söyle Alıcıray'la ilgili. Nasıl hareket var mı? Valla Alıcra'da böyle bir şeyin tesisin olmadığının noksanlığının varlığını hissettik. 2009 yılında bu tesisi buraya bir iş adamı olarak ben geldim, yaptım. O gün bugündür de Alıcra'nın yüz akı olarak buraya gelen bürokratlara, misafirlere, dışarıdan gelen insanlara hizmet vermektedir. Protokolün yanı sıra aile ve gençlerin. Ya burası her kesime hizmet veriyor. Aileler ve diğer kesimdeki insanlar rahatlıkla oturup huzur içinde burada istirahat edebilirler. Güzel kamelyeler yapmışsınız, arka planda görüyoruz inşallah. Kamelye sayısını artırdık, geliştiriyoruz. Nasip olursa önümüzdeki yıllarda daha da farklı şeyler koyarak daha değişik şeyler yapacağız inşallah. Arada bir yöresel canlı müzik yapmaya ne diyorsunuz? Olabilir yani, burada aşırıya gitmemek kaydıyla olabilir. Çünkü genelde mutasip olan ailelerin de yoğun olduğu bir akşam üzerleri mesela. Olabilir. Gençlerin yani. Falan olabilir. Böyle. Çünkü gençlere de hitap ediyor. Bizim biliyorsun vadenin horonları meşhurdur, folkloru meşhurdur. Olabilir hepsi. İnşallah sırasıyla vadenin yıldızlarına birer gece burada. İnşallah. İnşallah. Güz programları yaptıralım. Bir de baharda şey yaparız inşallah. Böyle gider. İnşallah. Kışın da faaliyette misiniz? Kışın zaten kapalı mekanlarımız kaloriferli. Evet. O arka planda gözüküyor. Kapalı iki tane 80 metreden 160 metrelere kapalı mekanımız var. Oralar kaloriferli. 60-70 dereceye kadar ısı sağlanıyor. Evet. Ve buranın memuru, talebesi, öğrencisi, yani devlet memurları kadar orada oturup insanlar rahatça İnternet ortamında kendi ihtiyaçlarını, kitap okuyanlar kitap okumayı, ders çalışanlar ihtiyaçlarını orada rahatça bu içinde gideriyorlar. Şimdi alacağım et mangalla ilgili böyle bir şey yok. Kebabı var, meşhur şu karşı gördüğüm yeri. Burayı acaba Alıcara köfte diye böyle bir şey yapsanız özellikle Alıcara'nın adını taşı. Salonu olarak açılır. Aslında öyle bir şey yapsanız hem yapmıştık kafem, ama sal. Olabilir de yani. O tarz bir oraya özel böyle ailelerin de gelebileceği, olabilir. Öğrencilerin gelip uygun olabilir. Bir fiyatla böyle köfte, ekmek arası da olabilir, porsiyon usulü de olabilir. Olabilir, içeride zaten kendine has. Çünkü böyle bir yere ihtiyaç var. Ben dolaşıyorum Alıcı'da da şöyle oturup da bir et yiyebileceğimiz, bir mangal keyfi yapabileceğimiz bir yer yoktur. Aslında burada bizim burada döner de taktırmak. Orada ızgaramız, ileride mangalımız, haşlığımız, havuzumuz, yem var. Ama burada bütün mesele çalıştırılacak eleman sorunu. Vallahi bir tane güzel ustayla et mangal Sivas usulü köfte yapılabilir burada. Tavsiye ederim. Olabilir. Yani tesis kurulu, her şey hazır. Sadece eleman sıkıntısı var. Bu memlekette onu sağlayacak. Siz şimdi işletmecilik kişiliğinizde, müteahhitliğiniz de var. Bu tip dekorasyonu yaptığınıza göre burayı da öyle bir restorasyonun güzelliğini, ne bileyim, yöreselliğe katarak biraz da böyle bir şart köşesi gibi bir Alıcara şart köşesi yapılabilir. Olabilir. Sizlerin ve müşterilerimizle görüşlerini alarak daha farklı hizmetler evet, sunulabilir. Biz sanat yani, kültür adına her zaman yanınızdayız. Çok güzel olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Alıcara'ya da hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Size de başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Aile işletmesi burası. Çok güzel bir işletme. Her zaman geliyoruz. Özellikle de herkese tavsiye ediyoruz. Ama işte bazı bazılarına kiraya verdin galiba. Yok, kiraya hiçbir zaman vermedik. Onların hepsi çalışmak üzere İşletme aldığımız işçilerdi. Ancak sağda solda biz burayı satın aldık, kiraya aldık gibi söylentiler yaydı. Benim duyduğumu söyledim da, buradan anladım. Biraz da burayı doğrultuda sıkıntıya soktular. Biz de onları şimdi bertaraf ettik.
kendi elemanlarımız, kendi insanlarımız, çocuklarımız beraber çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Derya TV Halil Derya, Kanal 28 Gezen mikrofonu olaraktan bu yayını bizlere vermiş olduğunuz röportajdan dolayı çok teşekkür ederim. Derya TV olarak da siz ayrıca ve bölgeye vermiş olduğunuz hizmetten dolayı size teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ediyorum. Tanıtım anlamında güzel hizmetlerim. Son bir bayram kutlaması söyleyelim. Bütün Aluca'dan başlamak üzere bütün Türkiye ve dünyadaki tüm Müslümanların mübarek Kurban Bayramı canı gönülden kutluyorum. Herkese mübarek olsun. Biz de medya olarak sizinle aynı gününde biz de kutluyoruz. Hoşçakalın, hoşçakalın diyoruz. Akasya'nın şöyle bir logosunu çekerek Akasya Çay Bahçesi Aluca'nın merkezi.